İyi akşamlar sevgili Gazete TV izleyenleri. İnci Gül'le Biz Bize'nin bu haftaki program konuğu Osmaniye Valisi Sayın Erdinç Yılmaz. Kendileriyle 6 Şubat'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından Osmaniye'deki sıkıntıları konuşacağız. Onun haricinde aslında hiç o konuya girmeden önce Türkiye'si Osmaniye Valisi olarak tanıdı ama kaymakamlık döneminde de ödül aldınız Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden. Öncelikle o süreçten bahsedebilir misiniz? Evet, öyle bir günde bizi ziyaret ettiğiniz için, geldiğiniz için, Osmaniye'mize kıymet verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza Biz sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Tabii valilikten önce 20 yıl kaymakamlığım var. Kaymakamlık dönemindeki çalışmalarımızdan dolayı bu yılın idarecisi, bizim bakanlığımızın üst düzey bürokratlarının katıldığı bir çalışma ve ekip olarak yapılan bir çalışmada, Türk İdareciler Derneği'nin öncülüğünde yapılan çalışmada, yılın kaymakamı ödülü, Vali Galip Demir'e sosyal hizmet ödülü, külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alma şerefine nail olduk. Bu kaymakamlık dönemimizde yaptığımız çalışmaların, bu dediğim gibi Türk İdareciler Derneği öncülüğünde bakanlığımızın üst düzey bürokratlarının yaptığı değerlendirme sonucunda verilen bir ödül. Hı hı. Gerçekten önemli ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almış olmak bizim için ayrıca çok kıymetli. Evet. Böyle. Başarılarınızı konu alan Mansur Işıkbol tarafından yazılmış O Şimdi Vali isimli bir de roman var. Oldukça genç olmanıza rağmen böyle bir romanın sayfalarında başarılarınızın yer alması ile ilgili neler diyeceksiniz? Yani aslında Anadolu insanının hayatı hep roman olur denir ama öyledir de. Ben işte 5,5 yaşında ilkokula başlıyorum. İlkokula da kendi isteğim ve ısrarımla başlıyorum. İlkokulu öğretmenim almak zorunda kalıyor. Evet. Hatta şey diyor, okuma yazmayı çözerse kaydederim diyor, tereddüt yaşıyor. Benim böyle ciddi bir okuma hevesim var. Sonra işte Adana'nın Aladağ ilçesinin Dayler köyündenim. İlkokulu bitirince normalde bizim o köyümüzde okuma, ortaokula, liseye gitme yok. Öyle bir imkan da yok. Hı hı. İlkokulu öğretmenim babamla bir gün okullar açılacak köye gelirken babama soruyor, Erdinç Ortaokula kaydettirdin mi diye. Babam da okula kaydettirmediğini söyleyince gelene kadar sitem ediyor. Evet. Babam geldi, dedi ki oğlum, dedi, gelirken dedi Hasan öğretmenle geldik. Bana böyle söyledi, seni okula kaydettirip ettirmediğimi sordu. Okula dedi kaydettirsem okur musun? Ben de okurum baba dedim. Babam gitti okula, beni kaydımı yaptırdı. Ben de ortaokulu öyle başladım. İşte 8 kilometre bayağı bir dağlık bir alan, yani kayalık, hı hı, alanı geçip ortaokula geliyorum. Aladağ'da. Ve tek, Aladağ'da tek başıma ikili eğitim var. Sabah olduğunda gece gidiyorum. Öğlenci olduğumda da öğlen gidiyorum, gece dönüyorum tek başıma o şartlarda. Ortaokul ve liseye öyle gittim. Oradan da dershane falan imkanımız da yoktu. Üniversite, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kamu yönetimini kazandım. İşte bitirdikten sonra bir yıl Van Başkale'de öğretmenlik yaptım. Sonra o Van Başkale'de görev yaparken Turizm Bakanlığı Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazandım. 2 yıl orada, tabii hep idealim kaymakam olmaktı. Evet. 2000 yılında da kaymakamlığı kazandım. 2000 yılından sonra işte 2020 yılına kadar kaymakam olarak çalıştım. 2020 yılında da 9 Haziran 2020'de Osmaniye Valisi olarak atandım. Aslında o romana baktığımızda, yani bir göz attığınızda göreceksiniz, onlar hep yaşanmış gerçek hikayeler ve asıl orada bence önemli olan gerçekten ilkokul çocuklarımız, ortaokul, lise çağındaki çocuklarımıza gerçekten ilham olacak gerçek, evet, yaşanmışlıklar var. Ve o anlatılan kısım da gerçekten hayatımızın bir bölümü. Yani yaşadığımız Anadolu insanının çektiği çile, mücadele aslında. O mücadeleyi anlatıyor. Ben Mansur Işıkbul hocama çok teşekkür ediyorum. O yapmak istedi. Kendisi
bence güzel de bir çalışma ortaya koydu. Hakikaten bir çırpıda okunabilecek bir şey. Evet. Bizim hayatımızı gerçeğini konu almış olması da benim için gerçekten güzel. Ve öyle bir çalışma ortaya çıktı. Kısaca da hayatımdan bahsettim. Hı hı. Gerçekten mücadele dolu bir yaşam. O mücadelede yaşadığımız sıkıntılar, o mücadeleyi nasıl yaşadığımız. Yani aslında devletimize de minnettarız. O şartlarda çıkıp, ben 10 çocuklu bir ailede büyüdüm. Oralardan çıkıp, yani vali olmak... 10 çocuklu ailenin kaçıncı... Ben üçüncüsüyüm. Üçüncüsü. Ve okuma imkanı yok, sıkıntılar çok büyük. Yani öyle bir ortamdan çıkıp buralara gelmek, yani Cumhuriyetimizin, devletimizin, yani Anadolu insanına devletimizin kapılarının açılması anlamında çok kıymetli. Evet. Yani gelinebilecek, işte devletin en üst noktada temsil edildiği yerdir. Biz burada tabii Sayın ki. Cumhurbaşkanımızı temsil ederiz. Biz de bu devletimizde ne kadar gurur duysak azdır. Hamdolsun. Biz de bu göreve, bu güvene layık olmak için evet. var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Anne babanıza da teşekkür etmek lazım. Sizin gibi bir bireyi ülkesi için hayırlı bir evlat olarak yetiştirdiği için. Babam rahmetli oldu. Allah mekanı cennet etsin. Allah rahmet eylesin. İşte annem hayatta, köyde, Dayler Köyü'nde, Aladağ'da zaman zaman da gidiyorum. Evet. Burası memleketim zaten. Evet. Yani Adana, Aladağ ama Osmaniye'de memleketimiz. Evet. Sayın Valim, vali olarak atanmanızın birinci yıl dönümünde biliyorsunuz Osmaniye'de büyük bir yangın çıktı. Yangının da kuraklığa neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun engellemek için nasıl bir biz o bütün alanı yeşil şey yaptık. Fidan diktik, yeşillendirdik. Eksik kalan yerlerinde fidanlamasını yapıyoruz. Onu Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz o çalışmaları yapıyor. Bütün o yanan yerler tekrardan ormana kavuşuyor. Ayrıca da orada zarar gören, evi yanan vatandaşlarımızın evini de biz 3 ayda yapıp teslim ettik. Ne güzel, elinize sağlık. Bütün işte zararlarını karşıladık. Yangınlar tabii o zaman gerçekten büyük bir yangın yaşadık. Ama iyi müdahale ettik. Zamanında müdahale edildi. Hamdolsun öyle çok işte bir can kaybımız olmadı. Ama işte 3 tane ev yanmıştı. Onları çok kısa sürede yaptırıp teslim ettik. Yanan alanı da fidanını dikildi. Eksik kalanında zaman zaman dikimine devam ediyoruz. Daha güzel bir orman olacak inşallah. İnşallah. Biliyorsunuz Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık, Kahramanmaraş merkezli ve bunda Osmaniye'de, Adana'da yani 11 il etkilendi. Osmaniye'de son bilanço nedir? Son durum nedir Sayın Vali? Tabii ki çok gerçekten 500 yılda olabilecek, 1000 yılda olabilecek bir depremi yaşadık. 4-17 itibariyle 7.7, öğlen saatlerinde de 7.6. Yüzeye yakın olması nedeniyle etkisi 7.7 depremin 11 şiddetinde olduğu, 7.6 depreminin de 10 şiddetinde olduğu, gerçekten 11 ilimizi etkileyen, bu yaklaşık 15 milyon insana tekabül eden bir alanda etkili evet. olan, gerçekten çok yıkıcı, ağır hasarlar veren bir deprem. Allah bu millete bir daha böyle bir deprem yaşatmasın dileğimiz. Ve devletimiz, ben kendi Osmaniye adına şunu söylemek isterim yaşayan biri olarak. 4.17'de deprem oldu. Ben depremle uyandım. Hemen İçişleri Bakanımızı aradım. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'i aradım. Cevap verdi. Dedim çok büyük bir deprem yaşadık Sayın Bakanım. Sayın Bakanımız merkez üssü oran mı dedi. Ben o kadar şiddetli yaşadık ki Osmaniye evet, dedim. Demişsiniz. Yani, tabii, evet demişsiniz. Biz de adam olarak düşündük. Kesinlikle Osmaniye yani Sayın Bakanım dedim. Ben dedim hemen hazırlanıyorum. Kriz merkezini oluşturacağım. İşte çalışmalara başlıyorum. Sayın Bakanımız da o yönde talimat verdi. Ben valiliğe geldim. Valilikte bazı çatlaklar vardı. 112'ye gittim. Orada da şey vardı. Polis evinde bir tek katlı yer vardı. Oraya gittim, oraya şey mi diye. Kriz merkezi. Orada camlar kırılmış. En son prefabrik emniyetin bir yeri var. Orada toplandık. İşte bütün arkadaşlarımızı oraya çağırdık. Ben ilk anda şunu söyledim. Tabii yıkılan binalar var. Bilgilerini almaya başladık. Yıkım etki çok büyük.
Onun farkındayız. Hemen vatandaşlarımızın olabileceği binaların tespitinin yapılması ve buralarda hemen güvenlik şeridinin oluşturulması, elimizdeki bütün imkanlarla polisimiz, jandarmamız, askerimiz alana çıkmasını istedim. Çıktılar da zaten. Diğer uzman ekipler gelene kadar. Şöyle bir zorluğu vardı bu depremin. Bize yardımcı olacak çevre iller bizden daha çok ağır şey aldı. İşte evet. Hatay'a bakıyoruz bizden çok daha ağır. Maraş öyle, Adıyaman, Antep. Dolayısıyla Adana da etkilendi. Biz daha uzak illerden yardım almamız gerekti. Ama şuna yani açık yüreklikle söylemek isterim ki devlet olarak bütün imkanlarımız etkin bir şekilde müdahalede kullanıldı. Ve biz çok kısa sürede müdahalelerimiz yapılmaya başlandı. Pazar ertesi deprem oldu. Perşembe gününe kadar 2-3 gün içinde biz bütün arama kurtarma işini tamamladık. Ki bizim ilk deprem anında 651 binamız yıkıldı. 501 binamız acil yıkılacak şekilde bir etkilenme oldu. 10 bin ağır hasarlı binamız var. 5 bin orta hasarlı. Biz bunları bağımsız bölüm olarak aldığımızda 26 bin ediyor. Evet. Ve şu anda da o yıkılanları ve acil yıkılacakları da yıktık. Yıkılan binaların da enkazı tamamen kaldırıldı, bitirildi. Önümüzde o ağır hasarlı binaların yıkılması var. Onların da süreci devam ediyor, itiraz süreci var. O süreç biter bitmez onun çalışmasına başlayacağız. En kısa zamanda, yani olabilecek en kısa zamanda o depremin izlerini Osmaniye'mizden silmek istiyoruz. İnşallah. Şuna da inanarak ve yapmak istiyoruz da, hem belediyemiz de bu konuda hemfikiriz, hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu konuda kararlı. Osmaniye'mizi inşallah daha güzel bir Osmaniye yapacağız. Ben tabii İnşallah. Osmaniye çok ağır etkilendi. 1010 tane vefat eden hemşerimiz var, vatandaşımız var. Allah rahmet eylesin. Yani bu ciddi bir etkilenme. Ama diğer yerlerdeki yıkım ve etkilenme çok daha fazla olunca Osmaniye'de sanki çok etkilenmemiş gibi dışarıda bir algı oldu. Aslında rakamlarla baktığımızda çok ciddi bir etkilenme var. Rakamlar ortada. Ama hamdolsun biz devlet olarak Osmaniye'de işte depremin ilk anından itibaren barınma imkanlarını, beslenme imkanlarını sağladık. Öyle çaresiz kaldığımız bir durum olmadı. Evet. Ve şu anda da konteyner kentlerimizi oluşturuyoruz. Konteyner kentimizde de şu ana kadar 1500 vatandaşımızı aldık. 1300 konteynerimiz geldi ve devam edecek. İnşallah konteyner kentlerimiz tamamlandığında çadır kentlerde kalan, yurtlarda kalanları konteyner kent alacağız. Ondan sonra da konteyner kentlerde kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerde kalmalarını sağlayacağız. Biz bu süreçte Osmaniyeli hemşerilerimizi asla yalnız bırakmadık. Bırakmayız da. Dışarıda da bırakmayız. Aç da bırakmayız Allah'ın evet. izniyle. Devletimiz yanlarında. Ben de zaten sürekli çadır kentlerdeyim. Konteyner kentte, çarşıda. Hemşerilerimizle beraberiz. Gerçekten asrın felaketini yaşadık. Belki dünyanın süper güçlerinin bile gerçekten çaresiz kalacağı bir süreci. 500 atom bombası şiddetinde, etkisinde bir deprem. Evet. İki büyük deprem. Ve devlet millet tek yürek oldu. Bunun altından kalkıyoruz, kalkacağız. Yaralarımızı hızla sarıyoruz, saracağız Allah'ın izniyle. Tabii ben hayatını kaybeden, başta Osmaniye hemşerilerim olmak üzere bütün depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ve onların arkasından da Osmaniyeli hemşerilerimizin mezarlarının gittik, ziyaret ettik, orada mevlüt okuttuk, dua ettik ve dualarımızı da sürekli dua ediyoruz. Ve bu mübarek Ramazan ayında da bu dualarımızı devamlı olarak sürdürüyoruz. Sayın Valim, deprem sonrasında kurtarma ekiplerinin Osmaniye'ye müdahalesinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Sorun oldu mu? Yani geldi, bu kadar geldikçe büyük... tabii geldi ve sistemli bir şekilde dağılımını sağladık. O profesyonel ekipler gelmeden bizim jandarmamız, polisimiz, askerimiz de gerekli müdahaleyi yaptılar. Ben de zaten sürekli alandaydım.
Zaten depremin ilk andan yaklaşık bir yarım saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Bize büyük bir moral, büyük bir güç oldu tabii ki. Evet. Sonra 6. saatteydi. Gençlik Spor Bakanımız koordinatör bakan olarak geldi. Sayın Bakanımızın öncülüğünde çok güzel bir çalışma yaptık. Sayın Bakanımızın da çok büyük emekleri oldu. İki koordinatör vali görevlendirildi. Balıkesir valimiz de Niğde valimiz görevlendirildi. 6 tane kaymakamımız görevlendirildi. Bunlar da hep el birliği içinde güzel bir yönetim sergiledik. Gerçekten Osmaniye'mizde etkili, hızlı kararlar aldık. Yapılması gerekenler hızlı yaptık. Tabii bu kadar büyük bir depremde yaparken eksikliklerimiz olmaz mı? Olabiliyor. Tabii. Ama yeter ki haberimiz olsun, hemen ilgileniyoruz. O eksikliğimizin evet. giderilmesini sağlıyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı mı? O depremde yıkılan 651 bina ve acil yıkılacak 501 binanın enkazı da tamamlandı. Onlar kaldırıldı. Önümüzde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkazının kaldırılması sürecini evet. başlatacağız. Gelirken bir şey fark ettim. Normalde Osmaniye yatay yapılaşmalarla, yani yatay bir yapılaşma var. Fakat birçok evde de hasar olduğunu gördük. İki katlı, üç katlı. O yatay olanlarda çok ciddi bir şey yok. Hasar alan var ama böyle yıkılan binalar olmadı. Daha çok o çok katlı binalar ve bizim Esenevler, İstasyon Caddesi boyu Esenevler Mahallesi, Rahim Hatun, Rauf Bey mahalleleri çok etkilendi. Orada da bu yapılar, bu yıkılanlar, çok katlı binalar ve bunlar da 99 yılından önce, yani 99'dan sonra çıkarılan deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış binalar. Evet. Hatta ben şöyle... Kerpiç ev diyebilir miyiz? Yok, bu çok katlı binalar, yıkılanları. Çok katlı. Böyle kerpiç evler de çok evet. yok zaten bizde. Daha önce biz bu depreme hazırlık anlamında yaptığımız çalışmalarda 50 tane bina boşalttırmıştık. Onların tamamı yıkıldı. Ve şunu ben çok ısrarla söyledim hemşerilerimize. Bu 99'dan önce yapılmış çok katlı binalarda kalan hemşerilerimizin depreme dayanıklılık testi yaptırmasını, eğer dayanıklı değilse Çevre Şehircilik Bakanlığımız zaten kirasını karşılıyor dedi. Kiranızı karşılıyor devletimiz. Buralardan evet. çıkın, yenileyelim. Yani yenilensin, binanız yıkılsın. Kentsel dönüşüm. Tabii dönüşüm yapılsın. Hı hı. Fakat burada şunu da gördük. İşte toplu konut idaresinin yaptığı hiçbir bina, eski binalarda bile en ufak bir sıkıntı olmadı. Çatlak bile yok. Devlet binalarına bakıyoruz. Yani hasar alanlar var ama öyle yıkılan şey olan yok. Hı hı. Yani ben şuna inanıyorum, bunu depremde de gördük. Depremden korunmanın en önemli şeyi, bundan sonra da ısrarla üzerinde duracağım hususlardan birisi bu. Depreme dayanıklı binalar yapacağız. Depreme evet. dayanıklı binalar yaparsak, toplu konut idaresi yapmış. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Devletin birçok kurumu yapmış, işte bizim valilik binamız, herhangi bir sıkıntı yok. Diğer kurumlarımızda hamdolsun çoğunda bir sıkıntı yok. Çok eski binalarda ağır hasarlı alanlar var. Yani tespiti de yapılmış, yıkılıp yapılması gereken binalar var. Onlar da hasarlar var. Ama sonuçta ayakta kalmış. Evet. Evsiz kalan aileler nasıl barındırılıyor? Biz ilk andan itibaren çadırlar kurduk, çadır kentler oluşturduk. Yaklaşık 48 bin vatandaşımızı çadır kentlerden ve bunlardan önemli bir kısmını, yine çok önemli bir kısmını Gençlik Spor Bakanlığımızın yurtlarını açtık. Gençlik Spor Bakanlığımızın 7 katlı kayı boyu kız öğrenci yurdu var. 1350 kişilik. Hı hı. En ufak bir çatlak yok. 7 katlı. Evet. Yani diğer yurtlarında en ufak bir sıkıntı yok. İyi yapılmış. Sağlam yapılmış. Kaç yıllarında yapılmış? Kayı boyu kız öğrenci yurdu yeni ama o eski olanlarda da bir sıkıntı hı hı. yok. Oralara biz bütün vatandaşlarımızı yerleştirdik. İşte çadır kentler oluşturduk. Buralarda kaldılar. Şu anda da İşte çadır kentlerde kalan, yine yurtlarda kalan, tabii şöyle, o depremin ilk anında korkup eve hasarlı ya da hasarsız olmasına rağmen çıkmayan vatandaşlarımız var. Hala da var. Onlar zamanla işte hasarsızsa, az hasarlıysa, bir de çok katlı değilse evlerine çıkabilir. Yani bu deprem dediğimiz gibi, bu depremde bile zaten hamdolsun o herhangi bir şey olmamışsa sağlam zaten. Evet. Hasar tespiti de yapıldı. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün personelleri
bütün yapıları, yaklaşık 176 bin yapının taramasını yaptılar, kontrolünü yaptılar. Zaten ağır hasarlı, orta hasarlı binanın, ağır hasarlara zaten izin vermiyoruz. Orta hasarlıyı da güçlendirme şartıyla, güçlendirme yapıp ondan orta sonra çıkar. Orta hasarlı binalar da yıkılacak. Orta hasarlıyı da ağır hasarlıya alınması yönünde Sayın Bakanımızın açıklaması. Büyük oranda onlar da ağır hasarlı olacak zaten. Bizim o zaman 15 bin binamızı yıkacağız. Evet. Buna yaralar çabuk sarılıyor diyebilir miyiz? Bütün imkanlarımızı en kısa sürede sarmak için gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Biz o şeyde de arama kurtarmada da çok hızlı bir müdahale etme anlamında da çok iyi bir çalışma ortaya koyduk. Çok kısa sürede arama kurtarma çalışmalarını etkili sonuç alacak bir şekilde sürdürdük. Çok ciddi bir şekilde yaralı vatandaşımızı kurdu. 2600 yaralı vatandaşımız var. Yani tam rakamını bilmiyorum ama enkazdan 400 civarında vatandaşımızı yaralı kurtardık. Yani yaraların sarılması hususunda da işte her türlü imkanı sunuyoruz. Şu anda önemli olan tabii konteyner kentlerimizi oluşturmak şu anda. O konteyner kentlerine hakkı olan, işte evi ağır hasarlı olan, yakınını kaybeden depremde onlara öncelik veriyoruz. Şehit, gazi yakınları, çok çocuklu aileler, yaşlılar, bunlara daha öncelik veriyoruz. Evet. Malum sonuç itibariyle bir yıl içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Afet evleri yapılacak. Konutlar, kalıcı konut. Evet, temel atıldı mı Osmaniye'de? Çalışma başlıyor. Resmi temeli henüz atmadık ama çalışma başladı. Ben inanıyorum ki zaten daha önce de örnekleri var. Devletimiz bir yıl içinde toplu konut TOKİ vasıtasıyla bunları yaptı. Bizim Osmaniye'mizde de bir yıl içinde yapıp teslim edilecek. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Son olarak depremle ilgili vatandaşlarımıza vermek istediğiniz mesajınız var mı Sayın Valim? Eklemek istedikleriniz var mı? Şimdi ben şunu bir kez daha çok kıymetli Osmaniye hemşerilerimize, bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza, insanımıza söylemek isterim ki depremde asıl koruyacak olan binamızın depreme dayanıklı olması. Bunu da hassasiyet göstermemiz lazım. Depreme dayanıklı binalarımız olması lazım. Eğer çok katlı binaysa, 99 yılından önce yapıldıysa mutlaka depreme dayanıklılık testinin yapılması lazım. Yani burada masraf yapacağım, yani para harcayacağım düşüncesinden kurtulmak lazım. Can her şeyden önemlidir. Giden can geri gelmiyor. Evet. Vatandaşımızın da duyarlı olması lazım. Bir de evimiz hasarsızsa, az hasarlıysa evimize çıkılabilir. Yani az hasarlı tamirini, onarımını yaptırdıktan sonra hasarlı olmayan da şu süreçte evlere girebilir. Tamam, korku var ama bunlar inşallah zamanla atılacak. Evet. Dileğimiz o. Biz Osmaniyeli hemşerilerimizi asla açıkta bırakmayacağız, aç bırakmayacağız. Barınma imkanında, beslenme imkanında mutlaka sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Ramazan'da da, işte iftarda da, sahurda da, bütün şeylerde hemşerilerimize yemek servisleri yapılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bizi kırmayıp ağırladığınız için makamınızda. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim sesimiz oldunuz. Değer verdiniz, Osmaniye'mize geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ben bir kez daha bütün Osmaniye hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun efendim. Evet sevgili Gazete TV izleyenleri, İncigül'le Biz Bize'nin sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya farklı konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.